Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için başlangıç motosikleti ile ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Başlangıç motoru alırken neye dikkat etmek gerekir gibi soruları cevaplayacağım ki son günlerde çok fazla sorulan sorulardı bunlar. Ehliyet yasası vesaire. Hemen konuya giriş yapayım. Bu video ya yani bu konuyla ilgili birkaç video daha çekmiştim bundan önce. O videoları da izlemenizi öneririm. Videonun açıklamasına linkleri koyacağım. Onları da izleyebilirsiniz. Hemen başlangıç motoruna değineyim. Öncelikle başlangıç için scooter tarzı ve 125 cc'lik motorlar öneriliyor. Yani genel olarak hani benim de söylediğim bir şey değil ama ben de scooterla başladım. Scooter tarzı motorlar çok kullanışlı motosikletler ve sizi bayağı bir süre idare edecektir. Ben de aynı şekilde 100 cc'lik bir scooterla başladım. Altında bagajı olan bir motor yani. Bu scooterların hepsinde alt kısmında bagajı olur. Kaskınızı, eldivenizi, ceketinizi bir yere gittiğinizde içerisine koyabilirsiniz. Bu da büyük bir avantajdır. Racing tarzı motorlar da var. Yine 125 cc'lik işte naked tarzı motorlar var. Gördüğünüz gibi benim kullandığım KTM Duke 390 gibi. Bunun 125'lik versiyonu da var. KTM Duke 125 var. Onunla da başlanabilir. Motosikletlerin genel tarzlarından biraz bahsedeyim başlangıçta. Sonrasında marka tavsiyesi, işte neler alınabilir gibi şeylere girişeceğim. Bunlar motosiklet tarzları oluyor bir yerde. Scooter süren, komuter süren, naked süren, racing süren, cruiser süren gibi mevzular var. Bunlardan hangisi sizin tarzınızı, kendinizi yansıttığını düşünüyorsanız onunla başlayabilirsiniz. Ama genellikle scooterla başlanmasını öneriyorum. Bu yani tarzdan dolayı değil, sadece daha kolay ve kullanışlı olduğu için. Ki çevremde birçok kişiye scooterla motosiklete başlattırdım. Çok memnun kaldılar. Yani vitesli motor kullanırken birçok şeyi kontrol etmeniz gerekiyor motor üzerinde. Örnek veriyorum, vites atmalısınız, debriyaja basmalısınız vesaire. Bunların kontrolüne alışana kadar bayağı bir zaman geçiyor ve riske giriyorsunuz. Kaza yapabiliyorsunuz, düşebiliyorsunuz, yeni aldığınız motorları çizebiliyorsunuz. O biraz kötü oluyor. Bunların olmasını istemediğim için size birazcık, hani yeni başlayan birinden biraz daha fazla deneyimli olduğum için böyle biraz anlatma gereği duyuyorum. Bir de tabii sorulduğu için sürekli. Sonrasında tarzınızı seçtikten sonra tabii ki ben kesinlikle 125 cc motorlarla başlanmasını öneriyorum ve birçok kişi öneriyor. Yani herhangi bir eğitim aldıktan sonra, genellikle ben X marka eğitim aldım, İşte 300'lük motorla 500'lük motorla başlayabilir miyim diye sorular geliyor. Yani sonuçta kendi paranız, kendi bütçeniz, hani düşüp kırıp yenilemek zorunda kalmanız biraz size sıkıntı yaratabilir. O yüzden yine de kolay satılabilen, hızlı elden çıkarabileceğiniz bir motor alıp, piyasası hızlı olan bir motor alıp, onu belli bir süre kullanıp, belli bir kilometre tecrübe edinip, işte örnek veriyorum 15-20 bin kilometre belki, sonrasında biraz daha büyük bir motora geçebilirsiniz. Ben mesela 100 cc ile başladım. 150 cc'lik bir motor aldım sonra onu satıp. Sonra 250 cc aldım. Şu anda 390 cc tek silindir bir motor sürüyorum. KTM Duke 390. Yani benim için çok ideal bir motor çünkü tek silindir, şehir içi sürüş. Kullanma amacınız da burada çok önemli oluyor. Ben hep şehir içi sürdüğüm için ona uygun motorlar alıyorum. Kullanma amacınız uzun yol yapmak işte ya da sadece şehir içi sürmekse, hani ona uygun motor almanızı tavsiye ederim. Genellikle işte 125 cc motorlar biraz hava soğutmalı motorlar, uzun yolda biraz şey olabiliyorlar, yorulabiliyor motorlar ve biraz güçten düşebiliyorlar. Sıvı soğutmalı, enjeksiyonlu motorlar almanızı öneririm uzun yola gidecekseniz. Onlar çok daha sizi konforlu bir şekilde bir yerden bir yere götürürler. Şehir içi de aynı şekilde. Şehir içi kısa mesafe gidiyorsanız hava soğutmalı bir motorda işiniz görecektir ki hava soğutmalılar su soğutmalılara göre çok daha fiyata uygun oluyor. O yüzden tercihinizi yapabilirsiniz. Yani hava soğutmalı bir motor tabii ki bir yerden bir yere çok uzun yollar da yapabilir ama biraz arada bir dinlendirmeniz gerekebilir. Soğumasını bekleyebilirsiniz eğer çok sıcak ve hararetli bir günde sürüyorsanız. Hararetli bir şekilde sürüyorsanız biraz soğutmak gerekebilir. Yani motoru yakmak istemezsiniz anladığım kadarıyla. biraz masraflı olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen size motosiklet önerilerine geçeyim. Genellikle başlangıç için şu soruları da hemen cevapladıktan sonra markaları söyleyeceğim. Başlangıç için CBR 250 olur mu? İşte R25 ile başlanır mı? Gibi gibi sorular geliyor da bir de çok sık geliyor bu sorular. O yüzden bunu da hemen cevaplayayım.
Ben 250'lik ve çift silindir bir motoru almanızı başlangıçta önermem ki R25 gibi bir motorla ben çevremde çok fazla kaza gördüm. Kolunu bacağını kıran çok arkadaşım var. Açık açık söyleyeyim yani kol bacak kırılabilir. Uzun süre motosikletten, yaz boyu hatta motosikletten ayrı kalabilirsiniz. Böyle bir riski kendinizi boşuna atmayın. Bir sonraki sezona da motorunuzu sürün. Kırmadan, parçalamadan. O yüzden R25 ve CBR250 önermem. Çok CBR250, R25 kazaları da YouTube'da var yani. Hatta benim de CBR250 ile yeni başlamamış olmama rağmen kazam var ki talihsizlik olabiliyor. Ama yine de acemi kazası biraz daha sakat olabiliyor yani. En azından deneyimli ve full ekipmanlı birisinin düşmesi, acemi ve ekipmansız, daha zayıf ekipmanlı düşen birisine göre daha hani İyi bir şey aslında. Hani insan çünkü biliyor, kaskı var, ceketi var, belleği var, pantolonu var. Düşse de bir şey olmuyor. O yüzden başlangıç için ekipmanlarınızı tabii ki dizmeniz lazım. Bütün ekipmanlarınızı almanız lazım. Sonrasında motora başlamanız lazım. Düşerseniz de büyük sıkıntı çıkabiliyor işte. Kolunuz bacağınızı kırabiliyorsunuz. O yüzden R25 ve CBR250 ile başlamanızı önermem. Başlayabilirsiniz ama çok yeteneklisinizdir. Ön kaldırarak gidiyorsunuzdur 500 metre. O zaman başlayın yani, ona diyecek pek bir şeyim kalmıyor. Yani eğitim alarak da, eğitim aldıktan sonra da başlayabiliyorsunuz ama yine eğitim alıp R25'i kaza yapan arkadaşlarım da var. Hani bunun eğitimle falan bir ilgisi yok aslında. Biraz hani kendinizi kontrol etmek, hız yapmak veya yapmamakla ilgili bir durum. Eğer otobana çıktığınızda racing bir motorda oturuşundan dolayı hızlı gitme isteği uyanıyorsa içinizde, ki kaza yakındır yani, o yüzden hızlı aceleci davranmak vesaire sizi bayağı bir sıkıntıya sokabilir. Ben de bundan dolayı düşmüştüm. Daha önce bir kaza videom var, onu da izleyebilirsiniz ders almak adına. Yani gördüğünüz gibi naked motor, dik oturuş pozisyonu rahat. Scooter'lar da bu şekilde. Çok konforlu bir şekilde hız yapma isteği uyanmadan içimde gayet rahat gidebiliyorum. Bu tarz motorlarda öneriyorum. Sonrasında yine sık sorulan bir soru vardı. O da şuydu. Ehliyet yasası ile ilgili sorular vardı. 16 yaşındaki arkadaşlarımız artık A1 ehliyet alıp trafiğe dahil girebiliyorlar motosikletleriyle, 125'lik motosikletleriyle. Bana sürekli sorular geliyordu işte, A marka motosikletle trafiğe işte A1 ehliyetle sürebilir miyim? İşte KTM Dük 125 örnek veriyorum. Bu motoru sürebilir miyim diye mesajlar geliyordu. Bunu en iyi, en doğru bayinin kendisinden bu bilgiyi alabilirsiniz. Veya sürücü kurslarına sorabilirsiniz. A1 ehliyetle hangi motorları sürebilirim dersiniz. Benim bildiğim kadarıyla bütün 125'lik motorları alabiliyorsunuz. Bütün 125'lik motorları sürebiliyorsunuz. Belli bir güç oran olayı var. Çok kesin bilmiyorum. Yasayı da okumadım. Yasayı en sıkı takip edenler sürücü kursları olduğu için o bilgiyi direkt olarak oradan almanızı öneririm. Çünkü bu videoyu 5 sene sonra birisi izlerse yanlış bilgi edinmiş olabilir, yasa değişmiş olabilir vesaire. O yüzden bu tarz değişken bilgileri anlatmamaya çalışıyorum. En taze bilgiyi oradan almanızı öneririm. Burada az önce sarıda geçtik. Sarı ışıkla ilgili bir yazı okumuştum internette. Bayağı komik olmuştu. Kırmızı, İstanbul'daki ışıkların anlamlarını yazmışlar. Caps gibi böyle. Kırmızı ışık dur, yeşil ışık geç, sarı ışık hızlı geç falan yazmışlar böyle. Bayağı komikti. Yani dikkatli geçmenizi öneririm ışıklarda. Işık yeşil yansa bile, İstanbul için konuşuyorum, diğer şehirlerde nasıl bilmiyorum ama yeşil ışık yansa bile ben dikkat ederek, yavaşlayarak geçiyorum. Yayalar atlayabiliyor yola, işte arabalar son anda geçmeye çalışabiliyor. Kırmızı yansa dahi geçiyorlar çünkü onların. Sarıda geçse yine hani bir ihtimal bir şey sizi yeşil yanmamış oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmenizi de tavsiye ederim. Hemen son olarak motosiklet markalarından bahsedeyim. Markalarda KTM, Honda, Yamaha, Suzuki gibi markalar var. SYM var. Scooter'ı, SYM Fizz 3 incelemiştim. Onu zaten söylemiştim. Videonun inceleme videosunu da linkini açıklamaya eklerim. Bu markaların neleri var? KTM Dük versiyonu var. Yani bu motorun, benim kullandığım motorun 125'lik versiyonu var. Sizin sürebileceğiniz, başlayanların, yeni başlayanların sürebileceği. RC 125 modeli var. O da Racing, Süper Spor tasarımlı Racing bir motor. Onu alabilirsiniz. Honda'nın CBR 125'i var. Yamaha YBR 125 var. Komuter serisi bir motor.
YBR 125 inceleme videosu da var kanalda, onu da izleyebilirsiniz. Bayağı hoş bir motor, hava soğutmalı, az yakan bir motor. Tabii 125'lik olduğu için yakıt konusunda bayağı cimridir 125'lik motorlar. Sonrasında yine tavsiye edebileceğim Suzuki'nin 125'lik motorları gelecekti. Geldim bilmiyorum, fuarda görmüştüm, onu da inceleyebilirsiniz. Eğer bayi getirdiyse bilmiyorum, onlara bakabilirsiniz. Bunun gibi bazı farklı markalar da var, bu bahsettiğim markalar gibi. Yani kalite olarak fiyatına göre kalite zaten fark ettiriyor. Eğer pahalı, biraz pahalı bir motorsa daha kaliteli oluyor. Ucuz bir motorsa servislerden çıkamıyorsunuz. Yani ben de ilk motorum Çin malı bir motor olduğu için sürekli servislere git gel yapmak zorunda kaldım. Bir de ikinci el alırken pek tecrübeli değildim. İkinci el motoru da biraz dandik bir motor almışım açıkçası. Bayağı bir başım ağrımıştı. O yüzden alırken servislerden ekspertiz de isteyebilirsiniz. Yani belli ücret karşılığında motosikletin satın almak üzere olduğunuz motosikletin ne arızaları olabileceğini veya size ne masraflar çıkarabileceğini söylüyorlar. Böyle arkadaşlar, şu an şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yani umarım faydalı olmuştur yeni başlayacak arkadaşlara. Sorularınız varsa bu videonun altına lütfen yorum olarak sorun. Instagram ve Facebook üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Sorularınızı Instagram ve Facebook'tan direkt mesaj olarak yazmazsanız daha iyi olur. Çünkü siz bana yazdığınızda o yorumu, o mesajı kimse görmüyor. Diğer arkadaşlar faydalanamıyor. Bana direkt olarak, yorum olarak bu videonun altına yazarsanız o daha iyi olacaktır benim için. Diğer arkadaşlar da bilgi sahibi olacaktır. Sonuçta yorum yazan kadar bir sürü aynı soruyu sormak üzere olan kişi oluyor. Aynı soru 500 kez gelmemiş oluyor. Tek seferde cevaplamış oluyorum. Benim için de büyük kolaylık oluyor. Çünkü bütün hepsini, bütün sosyal medya hesaplarını ben yönetiyorum. O yüzden biraz zorlanabiliyorum mesajları cevaplamakta. O da ne oluyor? Mesajınız 3 ay sonra cevaplanmış oluyor. Sizin için sıkıntı olabilir. Öyle arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Anlatacağım başka hiçbir şey kalmadı sanırım. Bütün içimdekileri döktüm size. Abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu likelamayı unutmayın. Hoşça kalın.